Efendim merhaba. Bir kulis programıyla daha karşınızdayız. Haftanın ilk günü ve ilk programımız. Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Abdülhatif Şener bugün bizimle birlikte stüdyo konuğumuz. Memleketin bu halini sizlerle değerlendireceğiz hep birlikte. Şimdi bugün ayın 11'i değerli izleyenler. Bundan tam 2 ay önce, 60 gün önce Türkiye'de ilk vaka çıktığını Sağlık Bakanı tüm kamuoyuyla paylaşmıştı. Üstünden tam 2 ay geçti. 2 ay sonra da böyle hafiften bir normalleşmenin kararları alındı. İlk karar AVM'lerin açılmasıydı ki o bugüne denk geldi. Bugün AVM'ler açılıyor, kuaförler açılıyor, işte güzellik salonları. Belli koşulları yerine getirmek kaydıyla gerek müşteri alışlarına, gerek berberlerin ya da AVM'lerin verdikleri hizmetler belli kurallara bağlandı. O kurallar çerçevesinde onlara dikkat ederek AVM'ler bugün itibariyle mesailerine başlamış oldu. Çok tartışıldı, hala tartışılıyor. Çünkü uzmanlar bu kararın erken olduğunu ifade ediyorlar. Bir anda insanların AVM'lere alınması, AVM'nin içindeki koşulların çok olumlu olmaması, hastalığın tetiklenebileceğini ya da ikinci bir dalgaya neden olabilecek bir sürecin içine girildiğimizi ifade eden açıklamaları uzmanlardan, kalıp bilim kurulu üyelerinden bu uyarıları son bir haftadır, 10 gündür dinliyoruz zaten. Süreç nasıl gelişecek? Gerçekten korkulan olacak mı, olmayacak mı? Yoksa iktidarın dediği gibi sosyal mesafe kurallarına ve oradaki fiziki koşullara dikkat ettiğimiz zaman her şey normal mi gelişecek? Bunları bilmiyoruz. Bunlar şu anda bilinmezlik. Bunların cevaplarını önümüzdeki süreçte alacağız. Bu arada İstanbul'da bir bağlantımız olacak. Onu da hemen söyleyeyim. Arkadaşımız Engin Açar hazırlıklarını sürdürüyor. Dediğim gibi bir AVM'nin önünde olacak ve oradaki en azından atmosferi bizlerle paylaşacak. Bunun dışında hafta sonu oldukça ilginçti değerli izleyenler. Birçok haber var sizlerle paylaşacağımız. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. 65 yaş üstü, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız dün 4 saatliğine 2 ay sonra ilk kez dışarı çıktılar. Onunla ilgili haberimiz var. İşte orada kendilerine göre bir 4 saat geçirdiler. Gerçekten önemliydi onlar için. En azından bir hava alma imkanlarına kavuşturdular dün itibariyle. Sevda Noyan değerli izleyenler, hafta sonunda en çok tartışılan konulardan birisi buydu. 50 kişiyi götürecek kadar mühimmatımız var. İşte hazırlığımız var. Mühimmat demedi, hazırlığımız var. Biraz sonra o videoyu tekrar izleyeceğiz. Hatırlamak adına ne? Üzerine konuşacağız. Çünkü siyaset artık yani rayından çıkmış durumda. Bu cesaret nereden alınıyor? Şu ana kadar da bildiğim kadarıyla bu hanımefendiyle ilgili herhangi bir hareket yok. Yasal anlamda bir hareket yok. Belki gün içinde olur. Bugün hafta başı malum. Çevreye bakacağız. Çevreye bakacağız. Sivas'tan bu sefer keyfimizi kaçıracak bir haber var değerli izleyenler. Onu sizinle paylaşacağız. Hem görüntülerini hem de ne yapmak istediklerini. Ekonomiye bakacağız. Ekonomi konusunda da sizlerle paylaşacaklarımız elbette olacak. Mesela bu AVM'lerin açılmasının altında yatan tek nedenin ekonomi olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ama bundan sonraki süreçte ekonominin nereye evrileceğini Sayın Abdülhatif Şener'den dinleyeceğiz. Öncelikle dün akşama gidelim değerli izleyenler. Dün akşama gidelim, şunun için gidelim. Resmi açıklama yine Sağlık Bakanlığı'ndan yapıldı. Şu andaki korona tablosuna bir bakalım, sonra devam edeceğiz. Evet, durum bu. Vefat sayıları sevindirici. Resmi açıklamalara göre en son 47, sizin de izlediğiniz gibi. Giderek de azalan bir sayı var. Normalleşmenin zaten temel argümanında bu rakamlar oluşturuyor Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre. Bunun dışında dün biraz önce ifade ettiğim gibi 65 yaş ve üzeri sokağa çıktı. Bakalım ne yapmışlar? Peki sevgili seyirciler, normalleşme planları var bir de ortada. Normalleşme planlarına da bir göz atalım. Ondan sonra da stüdyomuza dönüp Sayın Şener'le sohbetimize başlayacağız. Evet, normalleşeceğiz ama nasıl normalleşeceğiz bir bakalım. Bu arada bir son dakika gelişmesi var değerli izleyenler. Haber İran'dan geliyor. İran donanması Hürmüz Boğazı yakınlarında gerçekleştirilen tatbikat sırasında kendi gemisini vurmuş.
Ya resmi haber ajansı Fars'a göre Dost ateşi sonucu konarak adlı bir lojistik gemisinin battığını açıkladı. Yapılan açıklamada 19 gemicinin yaşamını yitirdiğiyle ifade edildi. Evet, bir Dost ateşi olay İran'da gerçekleşiyor. Gelelim biz konumuza. Evet, normalleşme planları ortada. AVM'ler bugün açılıyor. Berberi, şusu, busu falan filan da bugün itibariyle sınırlı da olsa, çok dikkat edilerek de olsa açılıyor. Bu normalleşme süreci normal bir süreç mi? Tabii biz bilim kurulunda değiliz. Vatandaş olarak yaşıyoruz ama yani en azından vatandaş olarak endişeler nedir, korkular nedir? Yani mesela AVM'ye gidecek misiniz? Yani buradan çıktınız, bugün de açık. Yani bir AVM ziyaret, ev epeydir de kapalıydı, gitmemiştim, bir bakayım canım da sıkılmıştı diyecek misiniz mesela? Hayır, bir vatandaş olarak öyle her şey serbest oldu denilse bile o serbestlikten ben yararlanmaya kalkmam. Neden kalkmam? Çünkü ortada bir virüs var. Dünya Sağlık Örgütü bunu pandemi olarak, çünkü tüm dünyayı etkileyen bir felaket olarak ilan etmiş. Ve biz bu virüsün halen ne olduğunu bütün boyutlarıyla bilmiyoruz. Yani tedavisiyle ilgili bir ilaç, bağışıklıkla ilgili bir iğne geliştirilmiş değil. Alınan önlemler, işte D vitamini alın, C vitamini alın, işte beslenmenize şey dikkat edin. Sonra sosyal medyaya girerseniz doktor ünvanlı, konunun uzmanı olarak görülen pek çok kişi birbirinden farklı şeyler söylüyorlar. Böyle bir ortamda ortada bilmediğimiz bir düşman varken, bu düşmana karşı da savunmanın en iyi yolunun insanlar arasındaki ilişkileri azaltmak olduğunu bildiğimiz bir ortamda, hadi her şey serbesttir, eskisi gibi AVM'lerde olacaksınız, bir süre sonra işte eğlence yerleri de açılacak, bilmem restoranlar, kafeler de açılacak, insanlar eski hayatına devam edecek gibi bir tablo çizildiği takdirde, bu tabloyu ben ihtiyatla karşılarım. En azından şunu biliyoruz. Bu geçen 1-2 aylık süre içerisinde tüm yurttaşlarımız bir eğitimden geçmiştir aynı zamanda. Evet. Bu koronaya karşı bireysel olarak nasıl mücadele etmesi gerektiğiyle ilgili bazı kanaatler edinmiştir. Bir davranış biçimi geliştirmiştir. Bu 2 aylık sürede geliştirdikleri davranış biçimine göre kendilerince önlemleri alacaklardır. Yani AVM'ler açılmış da olsa, kafeler, restoranlar açılmış da olsa, eğlence yerleri açılmış da olsa, insanlar kısmen buna dikkat edecekler demektir. Ama insanların bireysel olarak buna dikkat ediyor olmaları, işi bir vahim tabloya taşımaktan alıkoyar mı ülkeyi? Bundan tam emin değilim. Neden emin değilim? Ya bana halen bilim kurulu veya Dünya Sağlık Örgütü veya konunun otoriteleri şunu söylemediler. Kardeşim, şu ana kadar dünyanın %1'i bile bu virüse yakalanmadı. Şimdi tedbirleri ortadan kaldırdığınızda dünyada tek bir virüslü kalmış olsa dahi o tek bir kişiden nüfusun diğer geri kalan %99'una yeni dalgaların sirayet etmeme ihtimali var mı yok mu? Bunu söylemiyor. Evet. Türkiye'de de rakamları görüyoruz. İşte 140 bin kişi bu şeye yakalanmış. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon. Yani nüfusun çok küçük bir kısmı yakalanmak suretiyle bağışıklık sisteminde bir gelişme yaşamış. Ama nüfusun büyük bir kısmına bu sirayet etmemiş. Tedbirleri ortadan kaldırdığımız takdirde ne olacak? Ve üstelik de bakıyoruz verilen rakamlara, ya hala vaka sayısı, günlük vaka sayısı 1500'ün üzerinde. Hala günlük 1500 vaka sayısı varken her şey normalleştiği takdirde bu 1500 kişi, bu da testlerden çıkanlar, hala test edilmediği halde bu virüsü taşıyanların kimler olduğunu da bilmiyoruz. Belki on binlerce var. Bu ülkede on binlerce bu
virüse yakalanmış insan var. 1 milyon 370 bin kişiye test uygulanmış. Evet. Buradan vaka sayısı 138 bin. İşte 140 Şimdi 1 milyon 83 milyonluk ülke, evet. 1 milyon 370 bin daha test sayısı. Evet. Yani baktığınız zaman. Yani milyonlarca insan ortada dolaşıyor. Bunların bulaştırma riski devam ediyor mu? Ediyor. Bulaşanların ölüm riski devam ediyor mu? Ediyor. Bir de şu var. Şu kadar hastamız tedavi oldu diyoruz. Bana şunu açıklamamıştır konunun uzmanları. Tamam, bu kadar hastamız tedavi oldu ama bu ölümden kurtulan insanlar üzerinde bu virüsün kalıcı etkileri var mı yok mu? Bu kalıcı etkilerin riskleri nedir? Neye yol açacak? Bu konuda da bir bilgimiz yok. Yani iki bilinmezliğin ortasındayız. Bir, dünyada ve Türkiye'de daha çok sayıda yakalanmamış insan var buna. Gevşettiğiniz zaman tedbirleri yeni bir dalga, belki şu anda yaşadığımızdan daha güçlü yeni bir dalga ortaya çıkar mı? Çıkmaz mı? Çıkarsa ne olur? Bununla ilgili tam kesin bir öngörü ve planlama var mı? Bu konuda bir şey yok. İkincisi, tedavi oldu dediklerinizin sağlık durumu nedir şu anda kardeşim? Bu ne anlam taşıyor? Akciğerde bir iz bırakıyor mu? Bu iz ileride kanser vesaire gibi daha ağır hastalıklara yol açacak mı, açmayacak mı? Bununla ilgili kesin bir tespit ve açıklama da ben şu ana kadar görmüş değilim. O halde böylesine büyük bir bilinmezlik ortamında devletler ve hükümetler hangi açıklamayı yaparsa yapsın, hangi sosyalleşmeyi açık tutmaya başlarsa başlasın, her bir vatandaşımızın bireysel sorumluluk taşıyarak daha ihtiyatlı, daha tedbirli yaşama zorunluluğu vardır. Yani bu bir anlamda şöyle bir şey, yani bu tedbirler devam ettiği sürece de ekonomi çöküyor. Hükümetler ekonomiyle sağlığın paralel gitmediğini görüyor. Sağlık tedbirlerini artırırsa ekonomi daha fazla zarar görüyor. Sağlık tedbirlerini açtığı zaman ekonominin zarar görme oranı azalıyor. İşte bazı ülkelerde bu denenmeye kalktı. İngiltere, Amerika biraz geciktirdi. Aman sürü bağışıklığına bırakalım. Toplum sonunda herkes bunu kapacak. Bırakalım dediler. Baktılar ki sistem çöküyor bu takdirde de. Yani mevcut devlet sistemi çökecek. Serbest bıraktığınız zaman sokaklarda insanlar... Tabii kaldırımlarda ölüyorlar. Ölecekler bilmem bunu New York'ta vesaire gördüler. Baktılar Çin'de ki bu... Çin'de de gördüler. Dediler ki bu sürü bağışıklığına işi bırakmak tüm devlet sistemini ortadan kaldıracak. Güveni ortadan kaldıracak. Bunu kabullenmek mümkün değil. Buna rıza göstermek mümkün değil. Yönetilebilir bir sürece sokmak lazım işi. Yönetilebilir bir süreç dediğiniz hasta ve ölüm sayısını belli miktarın altında tutarak yürümek lazım dediler. Ve tüm dünyada da buna uygun bir politika uygulanıyor. Ve siyasi iktidarlar da kendi gelecekleriyle ilgili hesaplar yapıyorlar. Bu da var, bunu kabul etmek lazım. Yani ben zaman zaman şunu anlayamıyorum. Siyasetçilerin bireysel çıkarları uğruna yaptıkları şeylere bir takım kutsal değerler üzerinden anlamlar yüklemeye çalışan, gariban ve bu devlet politikalarının zararını gören insanların davranışlarını ben anlayamıyorum. Yorum tarzlarını anlayamıyorum. O bakımdan devletten öte, ülkeden öte, dünyadan öte, Dünya Sağlık Örgütü'nden öte her bir yurttaşımızın olayları gözlemlemesini, ona göre bireysel tedbirlerini alarak yaşamasını ben tavsiye ederim. Şimdi bir doktorun tweet'i vardı. Aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeceğim. Diyor ki doktor, bugün diyor randevunuzu berberinizden alın, kuaförünüzden alın. Güzel bir tıraşınızı olun diyor. Arkasından diyor AVM'ye gidin diyor. Orada güzelce gezin. Güzel güzel kıyafetler alın ve giyinin diyor.
Sonra da diyor 4 gün sonra biz de sizi güzel güzel yoğun bakımda misafir ederiz diyor. Aa, sonu kötü bitti. Sonucu kötü bitti. Güzel git, güzel gidiyordu. Ama ben o arada insanların psikolojik ihtiyaçlarıyla ilgili şeyler kurguluyordum sizinle ama siz çok kötü bitirince vazgeçtim. Yani ben de güzel güzel okuyordum tweet'i, sonu baktım kötü bitti. Ama durumu da özetlemiş, güzel güzel kuaförünüze gidin, güzel bir tıraşınız olun diyor. AVM'nize gidin, güzel gezin ve güzel kıyafetler alıp güzelce giyinin diyor. Ondan sonra da 4 gün sonra, 5 gün sonra biz sizi yoğun bakımımızda güzelce ağırlarız, misafir ederiz diyor. Yani doktorun şu tweet'i gerçekten olayı özetleyen bir mantıkla yazılmış. Tabii bu, gittiği için. Bu rahatlama ve önümüzdeki süreçle ilgili öngörülen tedbirler koşula bağlı. Yani ne? Açıklamadan dikkat ederseniz o koşul nedir? Yeni virüs pandemi olayının yeni yayılma istidadı göstermemesi halinde bu takvim işleyecektir deniliyor. Ama şunu da biliyoruz. Türkiye'de bir karmaşa var. Bir bilim kurulu var. Ama onun üzerinde bir her şeye hakim bir otorite var. Bunun ötesinde neyin nereden kaynaklandığını bilmediğimiz bir takım açıklamalar var. Bir bilim kurulu var. Herkesin gözü her akşam bilim kurulu işte adına Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara takılmış vaziyette. Akşam ne diyecek acaba diye bakıyoruz. O arada bir bakıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ligler işte 12 Haziran'da açılacaktır diyor. Arkasından işte AVM'ler 11 Mayıs'ta açılacak diye bugün itibariyle açıklamalar yapılıyor. Ama birim kurulundan gelen sinyaller ne Futbol Federasyonu'nun açıklaması ne AVM'lerle ilgili açıklamaların bilim kurulunun görüşü olmadığını anlıyoruz. İfade ediyor ve biz bunu çıkarıyoruz. O halde kim yönetiyor bu ülkeyi? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Yani veya bu koronavirüsle ilgili süreci kim yönetiyor? Bilim kurulu yönetiyor diyebilir miyiz? Eğer öyle dersek Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu açıklamasına karşı olduğunu Sağlık Bakanı bizzat kendisi söyledi. Sorumluluk onlarındır. Bilim kurulunda böyle bir konu tartışılmadı dedi. Evet. Bilim kurulu üyelerinin açıklamalarını görüyoruz. Erken ilan edildi bu ayın 11'inde AVM'lerin açıklaması dedi. Kimi zaman bazı bilim kurulu evet. üyelerinin açıklamaları var. Yani bu demin söylediğim konular doğrudan doğruya bilim kurulunun dışında yapılan açıklamalar. O zaman bilim kurulunu niye kurduk? Ya şöyle bir bakardık etrafa, kendi kararlarımızı kendimiz verirdik. Yani işte bir ülkede bu tür yapıların ortaya çıkması sistemin de sorgulanmasına yol açıyor. Ama her şeye hakim olan Sayın Erdoğan'ın çalışma yöntemi de şu vardır ama bunu bu olayda uygulamaması lazım. Birine bir görev verir veya bir kurul oluşturur, oraya büyük yetkiler verir. Sonra o kişiyi veya o yapıyı başkalarıyla tokatlattırır. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz herhalde. Ezer, bakanlık görevi verir. Kendisine bağlı bir danışman vasıtasıyla aynı görevleri ona yaptıramaz hale getirir. Öbür taraftan bir kurula bir yetki verir. Onu bypass eder, başka bir yerden deler. Şöyle, kimse kendisini güçlü ve yetkili görmesin. Evet yani çıkan soru yetkili yok. Olan benim havası vermek, bunu pekiştirmek için bunu bir yöntem olarak kullanır. Yani benim yaşadığım dönemde de bu yöntemi kullanırdı. Başladığı günden beri kullandığı bir yöntemdir bu. Böyle bir yöntemi var ama şu anda bu koronavirüs nedeniyle bu geleneksel yönteminin kullanılmamasını veya kullanılmıyor olmasını temenni ederim. Ama yani ama bu açıklamalarda kimden, nereden, niye kaynaklanıyor? Buna güven duyabilmek için de bilim kurulu dışında yapılan açıklamalar ve alınan kararların kaynağının ne olduğunu bilmek isterim. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bu açıklamayı yaparken acaba Sayın Cumhurbaşkanı talimatını ya mı yapmıştır? Veya bu arada bilim kurulunun görüşünü almış mıdır? Almadığı belli. Almadığı belli. Yani gündeme gelmedi dedi Sağlık Bakanı. Yani böyle bir konu bilim kurulunda konuşulmadı dedi. O günü soruldu. Yani gelişmiş bir ülke ile sorunlu bir ülke arasındaki temel farklardan biri budur.
kurumları hem kurar hem işlevsizleştirirseniz daha büyük sorunlar ortaya çıkar. Büyük problemler çıkar. Sonra onlar telafi edilmez. Bu bakımdan böyle darmadağınık gitmesi beni biraz endişeye sevk ediyor. Ama bilim kurulu her şeye rağmen bir açıklama yaptığı zaman da o açıklama kafamdaki bazı sorulara cevap vermiyor olsa bile bir kurulumuz var, o süreci yönetiyor diye güven duyabiliyorum. Evet. Ama onun dışında da bir yerlerden bir takım kararlar alınıyor ve yetkili kıldığınız yerin görüşleri alınmıyor, onun iradesine aykırı olarak bu ortaya çıkıyorsa ben tedirgin oluyorum bir vatandaş olarak. Orada sıkıntı duyuyor insan doğal olarak. Evet. Şimdi hani kurumlar dedik, bazı kurumlar işte kuruluyor bir başka biçimde işlevsizleştiriliyor. Fakat bazı kurumlar var ki hani bir başkasına ihtiyaç duymadan kurum kendi kendini sorgulatır haline geliyor. Neyi kastediyorum? Bekçiler olayını. En son bir bekçi, arkadaşlarımız elinde o video varsa, yayınlanırsa iyi olur. Daha önce söylememiştim arkadaşlarıma ben bunu. Şimdi bir bekçi, bir tartışma oluyor. En azından konuyu özetleyeyim bilmeyen izleyicilerimiz için. Bir tartışma, kimlik istiyorlar. Tipe baktığınız zaman da gayrimeşru bir tip olduğu ortada. Yani daha sonraki yapılan araştırmada çıkıyor. Adam kimliğini vermek istemiyor. Gaz sıkıyor bekçi. Direniyor. Ondan sonra bir bekçi elinde bir tabanca kabzayla vuruyor. Adam da orada bir sopa buluyor. O da bekçiye vuruyor. Yaklaşık bekçi sayısı da bu arada bir 6 kişi falanlar. Yani öyle hani bir kişi, iki kişi falan değil. Kalabalıklar. Arkasından bekçi 3-4 adım geri çekiliyor. Gayet rahatlıkla tabancayı elinden çıkartıyor. Pardon, elinde zaten tabanca. Ve adamı vuruyor. Adam vuruyor. Hazır mı arkadaşlar? Tamam, verelim. Anlatmaktan daha iyidir görsel olarak. Verelim, üzerinde konuşacağımız var çünkü. Şimdi görüntüler bunlar. Yani bir müessese kurdular. Bu ilk vakadır, bu son vaka. Yani daha önceki vakaları da zaman zaman biz bu konuyu yine burada bu stüdyoda konuşmuştuk. Şimdi bu böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir devlet bir şey. Memurluğudur? Korkunç bir şey. Biraz teorik girecek olursam, buyurun, işi uzatmak da istemem ama insanlık tarihi boyunca insanlar en büyük zulmü kimden çekmişlerdir biliyor musunuz? Kendi devletlerinden. İşte milattan önce 3000-3300 yıllarında ilk şehir-site devletleri kurulmaya başlamıştır. O günden bugüne kadar insanlık 5000 yıldır bir devlet organizasyonunun direktifleri ve koyduğu kurallar çerçevesinde yaşıyor ve devlet de güvenliği, yargıyı, adalet vesaire sağlamak için bir takım kurumlar oluşturmuştur. Bu insanlık tarihinde son 5000 yıldır. Yani insanlık tarihinin %1'i bile değildir bu devletli dönem. Ama zorunluluklardan ortaya çıkmış. İnsanlar arasındaki ilişkiyi düzene sokmak lazım. Artık insan toplulukları büyümüş. Güvenliği sağlamak lazım, iç güvenlik var, dış güvenlik. Bu gerekçelerle devletler ortaya çıkmış olmakla birlikte silahı, gücü elinde toplayan bu aygıt kendi vatandaşlarına tarih boyunca çok büyük zulümler yapmıştır. Bunun neticesinde işte son yüzyıllarda nasıl bir devlet olmalıdır tartışılmaya başlanmıştır. Hem vatandaşlar bir taraftan tepkilerini ortaya koymuşlar. Diğer taraftan filozoflar, hukukçular, ideal devlet nasıl olur? Nasıl bir devlet yapısı ortaya çıkmalıdır diye görüşlerini ifade etmişler ve anayasal devletler çıkmış. Hukuk devleti çıkmış. Hiç kimsenin mutlak yetkisinin olmadığı bir devlet yapısının en sağlıklı devlet yapısı olduğu kanaatine varılmış. Onun için kuvvetler ayrılığı dediğimiz temel ilkeler ortaya çıkmış. Yasama ayrı bir erk, yürütme ayrı bir erk, parlamento, yargı ayrı bir erk. Ve bu farklı erkler birbirleri arasında denge ve kontrol sistemi kurmuşlar. Ve hiç kimsenin beline silahı keyfi istediğin gibi kullanırsın diye de vermemiştir. Değil mi? Anayasal devlette böyle bir şey yoktur. Neden? Çünkü sen, devlet benim silah taşımama yetki verdi.
görevimi yaparken de bu silahı kullanırım yeri geldiğinde dersen, bunu keyfilik içerisinde kullanmaya başlarsan, ülkenin başına, vatandaşın başına bela olursun. Onun kuralları vardır, ölçüleri vardır. Bir kere darp edemezsin ya. Vatandaş sen darp edemezsin. Orada 5-6 kişisiniz. Bir işlem yapmışsa yakalar götürsün nezarete. Nezarete götürmen için de elinde bir delilin olması lazım. Belli ki bir fırının yanında o günkü ihtiyacını almak için çıkmış bir vatandaş. Elinde hangi bulgu var? Veya o vatandaşla o silahı çeken arasında bir şahsi husumet var mı yok mu onu bile bilmiyoruz. Evet. Ama rastgele seçilmiş bir vatandaş ve o rastgele seçilmiş vatandaşa yönelik tokatlar var, hırpalamalar var. Bırakın silahla tutup da vurması. Doğrudan o hırpalama sahneleri bile makul olarak kabul edilemez. Bir güvenlik birimi vatandaşa öyle davranamaz kardeşim. Senin görevin aldığın yetkilerle beline saktığın, taktığın silahlarla vatandaşı hırpalamak değildir. Vatandaşı yaralamak değildir. Vatandaşı darp etmek değildir. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu iş böyle devam ederse yanlış gider. Bu ülkede anayasa var, kanunlar var, yönetmelikler var. Yargı bağımsızdır. Silah taşıyan insanın yaptığı yanlışlardan dolayı hemen soruşturma açılması lazım. Gerekirse görevine son verilmesi lazım. Nitekim Nusaybin'de bir polis biliyorsunuz evet. Küçük çocuklara ateş açarak, yani, havaya ateş evet. açarak kovaladı. Sonra bir engelli çocuğun zor duruma düşmesine yol açtı. Dünkü haberlerde izlediğim kadarıyla açığa alındı bu polis soruşturma. Yapılıyor demek ki. Bu da öyle bir vaka. Ama daha ağır bir vaka. Daha ağır bir vaka. Vallahi hangisi ağır bilemedim aslında. Yani buna tarafta... devlet müsaade ettiği takdirde bu tip insanlara ceza vermediği, görevden atmadığı sürece vatandaşların her biri devletin güvenlik güçlerinin tehdidi altındadır demektir. Güvenliğimiz yok demektir. Güvenliğimizi koruması gereken birimler bizim açımızdan güvenlik tehdidi oluşturuyor demektir. Onun için tüm güvenlik birimlerinin, yöneticilerinin ve kendi iç kamuoylarının da şunu bilmesi lazım. Bu tip insanları aralarında barındırmamalılar. Bu tip insanları aralarında toleranslı şekilde değerlendirmemeliler. Ama zaman zaman görüyorum ki, İşte dayanışma oluyor, iç meslek dayanışmaları. Bu meslek dayanışmaları burada muhtemeldir ki bu kasede girmemiş, banda çekilmemiş olsaydı farklı ifadelerle bir de o yaralanan vatandaşı suçlayacaklardı. Tabii. Burada tabii. Bu vatandaşımızın ben yine de şanslı olduğunu düşünüyorum. Bir kamera kaydetmiş onu. Nusaybin'i izleyelim mi? Evet. Ha, değil mi? Tamam, peki. Tamam, devam edelim. Biz hazırlayamamış. Yani burada en büyük görev bu güvenlik birimlerine düşüyor. Bekçilere, polislere. Kardeşim, aranızda yetkisini hukukun çizdiği sınırlara aykırı olarak kullananlar olduğu takdirde bunları korumayın. Bunları savunmayın. Meslek dayanışmasıdır diye bunları korumak uğruna İşbirliği yapmayın. Bu yanlış bir şeydir. Bu yanlış bir şeydir. Yani şimdi o görüntüleri bakıyorum da saldırgan bir karakter var bir kere ortada yani. Kesinlikle. Sürekli. Önce gözüne doğrudan gaz sıkıyor. Biber gazı. Ondan sonra tabancanın kabzasıyla kafasına vuruyor. Arkasından son derece soğukkanlı bir biçimde ayağına ateş ediyor. Şimdi bir insan yani o tetiği çekmek, hadi vurdu, işte onu yaptı, bunu yaptı da. Hani o tetiği çekmek çok önemli. Son ne kadar kararlı, dikkat ediyor musunuz? Yani, ne kadar soğukkanlı. Evet, daha önce böyle bir... Yani bir cani karakterinden farkı yok. Olacak şey değil. Biz ona silah... Ben en çok onu sorguluyorum zaten. Nereden bunlar, buldunuz, getirdiniz bunlar, bu adamları ya? Bunlar hangi psikolojik testlerden geçiyorlar kardeşim? Hiçbir testten hangi sınavlardan geçiyorlar?
Ve silahı beline koyana kadar hangi hizmet içi eğitimden geçiyorlar? Nedir? Nasıl aldınız ya? Nasıl aldınız? Böyle bir alım olmaz. Silah taşıyacak insan böylesine hızlı metotlarla binlerce kişiyi doldurmak suretiyle oluşturulmaz. Yanlış. Bunu daha önce o sırada da evet, siz açtınız, işte, tartıştınız. Bu aslında ben o dönemde fazla bir şey konuşmak istemedim tabii biliyorsunuz. O şeyde, o programda. Ama şu ya, bugünlerin biz işaretini verdik o programlarda. Evet. Bugünlerin işaretlerini verdik. Hangi koşullarda alındığını, hangi amaçla alınmak istendiğini vesaire ve çok dikkat edilmesi gerektiğini o programlarda konuştuk. Sonuç bizi haklı çıkardı maalesef yine. Liyakatin olmadığı bir düzeni inşa ettiler. Liyakat. Liyakat. Liyakat yoksa hiçbir şey yok demektir. Liyakat dediğiniz ne? Her işe ona en uygun adamı seçeceksiniz. En uygun adamı. Evet. Rastgele, tomar tomar. Oradan Ahmet'in, Mehmet'in tanıdığıymış, eşiymiş, dostuymuş, kısmıymış, akrabasıymış bilmem ne diye ne kadar manyak varsa doldurursanız, beline de silahı verirseniz, hiçbir psikolojik testten, hiçbir sınavdan, hiç özgeçmiş taramasından geçmeden alırsanız, devlet yetkisi kullanırsa sonunda öylesine kararlı, çok öylesine çok gözü dönmüş bir şekilde davranıyor ki sen güvenlik görevlisin kardeşim. Vatandaş terslik yapabilir, sen yapamazsın. Ya belki adamın devletin akli dengesi yerinde değil ya. Yani o da olabilir. Çıkmış orada arabada, tamam. Yani belki başka bir problem var. Çek vur mu? Yani bunun sonucu bu mudur? Çekip vuracaksın öyle mi? Vallahi ben yaralanan vatandaşı çok daha makul Tabii gözüne gaz yemiş, kafaya kabza yemiş. Evet. Üstüne bir de silah yemiş, mermi yemiş. Ya orada 5-6 kişisiniz var. Ya ikinizdeki kolundan yani tutsanız. Kenara çekseniz sorgulamanızı yapar bırakırsınız. Eğer sorgulanacak bir şey varsa. Bir şey varsa. Ama sorgulanacak bir şey de yok gibi gözüküyor. Kimlik vermedi, ben de seni vurdum. İşin özeti bu. Bu işte kadar. Yani. Kimlik vermedi, ben de vurdum. Evet. Rastgelene gelip geçene keyfi olarak kimlik sormada bile bir adab edep olur ya. Sen yetkilisin diye bu işle böyle rastgele yapılmaz. Niye soruyorsun? Hangi şeye sahipsin, hangi kanaate sahipsin de, hangi delile sahipsin de kimlik soruyorsun? Bu tip olaylar 12 Eylül döneminde yaşanırdı biliyor musunuz? Anlattım mı bilmiyorum. Vaktimizde var mı? Süremizi açtık. Evet. Çok kısa. Evet. Yok. Yani Kadıköy'de oturuyorum, 6 yolda. Bir cumartesi günü, bahar açmış. Ama o dönemde köşe başlarında askerler dururdu. Evet. Ben de bekarım o dönemde. 6 yolda bir evde kalıyorum. Maliye'de çalışıyorum. Vergi müfettişi olarak. Kısa kollu bir gömlek ve bir pantol var üzerimde. Moda'ya doğru yürürken tam köşede asker silahını bana doğrulttu. Elleri yukarı dedi. Birden korktum, kaldırdım. Ama hayatımda öyle utandığımı hiç hatırlamıyorum. Bütün etraf cıvıl cıvıl, genç kızlar, delikanlılar dolaşıyor. Ve karizma gitti. Ve bir asker bana suçluymuş gibi eller yukarı diyor. Kaldırdım. Yaslan duvara dedi. Ya gömlek, tişört var üzerimde, kısa kollu. Pantol var, başka bir şey yok. Elimi dayadım duvara. Üzerimi aradı. Kimliğini verdi. Baktım müfettiş kimliği. Askere gittin mi dedi. Ben dedim İş yerinden tecilliyim dedim. Anlamadı da niye tecilli olduğumu. İyi tamam dedi, gönderdi. Sırf etrafa hava satmak için bana bu muameleyi yapıyor. Sen güvenlik görevlisin, bunu yapamazsın kardeşim. Yine... Yani devlet böyle olmaz. Bu seyrettiğimiz gibi bir devlet de olmaz. Hangi şartlarda dediniz? 12 Eylül darbe. 12 Eylül darbe. 12 Eylül darbe. Darbe. Darbe şartlarında. Adam vurmamış, en azından üst aramış. İyi tarafından bakıyorum. Evet. Bugün darbe falan yok değil mi? Ve vuruyor. Ve vuruyor. Manzara onun için ortada. Diyoruz zaten 12 Eylül dönemini bile akladılar diye. Şimdi bir araya gideceğiz. Değerli izleyenler, bir araya gidiyoruz. Dönüşümüzde Sevda Noyan konumuz var. Yani memlekette ne varsa burada da o olacak elbette değerli izleyenler. Sohbetimize devam edeceğiz. Değerlendirmeleri ve son dakika haberlerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
Efendim tekrar merhaba. Kulis programının ikinci bölümündeyiz ve stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Sayın Abdülatif Şener. Şimdi bu bölümde hem AVM'ye gideceğiz. Daha önce anonsunu yapmıştım. Nasıl açıldı da nasıl açıldı? Arkadaşımız orada. Onunla bağlantımız olacak ama öncelikle ekonomiyle konuşacağız bu bölümde. Ama öncelikle Sevda Noyan tartışılan isim değerli izleyenler, daha doğrusu sözleriyle tartışılan isim Sevda Noyan. Haberimizi bir izleyelim. Ne demiş Sevda Noyan? Ondan sonra stüdyoda değerlendirmeye başlayacağız. Çok tartışıldı değerli izleyenler. Gerçekten çok tartışıldı. Bana göre az da tartışıldı ama tartışmaya devam edeceğiz elbette. Çünkü bunlar öyle kolay kolay geçiştirilebilecek sözler değil. Resmen bir katliam yapacağını söyleyen bir hanımefendiyle karşı karşıyayız. Mühimmat topladıklarını, bu işleri gerçekleştirecekleri silahları olduğunu söyleyen bir hanımefendiyle karşı karşıyayız. Ve sokağa çıkılması gerektiğini söyleyen ve bunu yaptıktan sonra da insanları katledeceğini söyleyen bir hanımefendiyle karşı karşıyayız. Bu cesaret nereden geliyor? Öncelikle oradan başlayalım. Yani isterseniz sözlerini değerlendirin, oradan başlayalım. Önce şuradan başlayalım. Buyurun. Noyan ailesinin bir bildirisi vardı. Haberlere tam yansımadı galiba, yarıda. Biz duymadık yani haberin tamamı elbette. Hani 10 saniye gecikmeli olduğu için. Evet. Haber yani o bildiri oldu, izleyicilerimiz var. Yani evet. Noyan ailesi şunu diyor. Bu evlilik yoluyla bu soyadı almıştır. Bizden biri değildir. Ve bu açıklamalarını da kabul etmiyoruz. Hatta hakaret eder şekilde tekzip ediyorlar. Burada haklılar. Çünkü diyor ki bizim ailede diyor böyle diyor 50 kişiyi temizleyecek bir güç var falan gibi bir şey söylüyor. Yani bir de o soyadını kapsayacak bir ifade kullandığı için bu tekzibe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ama bu nereden alıyor bu gücü? Belli ki iktidara sırtını vermiş olmak ona böyle bir güç vehmettiriyor. Bu bir vehim. Bu bir hayal. Bu bir taşkınlık. Sırtımı verdim iktidara, gücümü oradan alıyorum dercesine Ali Kıran baş kesen demeçler veriyor. Üstelik bunu bir televizyonda yaptığı konuşmada söylüyor. Bu devleti de, ülkeyi de, milleti de, ulusu da, insanların bir arada yaşama iradesinin ne anlama geldiğinde anlamamış bir tip. Yani açıkça söylemek lazımsa bu tür sözleri söyleyenler zır cahillerdir. Bilgiden, çağdaş düşünceden nasibini almamış bir yapının ve zihniyetin ürünüdür bu tip sözler. Sen kim oluyorsun? İnsanları cezalandırma yetkisine sahip görüyorsun kendini. Bu ülke bir hukuk devleti. Hukuk devletinde bir bireyin bir başka bireyi kendince suçlu kabul edip kendince infaz etmeye kalkması hiç görülmüş, duyulmuş bir hadise değildir. Sen vatandaş olamamışsın ya. Vatandaş olamamışsın. Eğer vatandaş olabilseydin, ortada bir suç varsa, bu suç tespit edecek bu ülkede kurumlar var. Verilen kararı da uygulayacak birimler var diye bakardın. Öyle değil. Kendince hayali bir suç icat ediyor. Sonra o hayali suçluya, İnfazı da doğrudan doğruya kendisi veriyor. Asıl suç olan kendi tavrı. Bu söylemiş olduğu sözler baştan sona suçtur. Evet, baştan sona. Ben hayret ediyorum. Rütük sürekli cezalar yağdırıyor. Evet. Yani şimdi bu yayını yapan kanala hangi cezayı verdi? Bir. Çarşamba günü ilk toplantısını yapacak Rütük ve Rütük üyesi İlhan Taşçı konuyu orada gündeme getireceğini ifade etti. Daha önce bu açıklamaları oldu. Çarşamba günü göreceğiz. İki. Bu söyledikleri suçtur. Hangi savcı harekete geçti ve bir soruşturma başlattı, ifadesini almaya ve yargı sürecini başlatmaya niyetlendi. Bununla da ilgili ortada hiçbir şey yok. Bir haftayı geçti. Nerede bu? Ortada devlet yok.
Görevini yapması gereken devlet kurumlarını göreve çağırıyorum ben buradan. Herkes aklına geldiği gibi televizyonlarda esecek, kükreyecek, kin ve düşmanlığı yayacak. Ve diyecek ki kendi gibi düşünenlere biz sırtımızı iktidara, hükümete veriyoruz. Ey bizden olanlar, şu bizden olmayanlar var ya, onların hepsini keselim, biçelim diye konuşuyor. Söylediği sözlerin tercümesi budur. Bu sözü söyleyenden daha büyük bir tehlike bu ülkede yoktur. Şu sözler, şu davranış biçimi, şu kafa yapısının yaygınlaşması, genel kabul hale gelmesi bu ülkede terörden daha büyük tehlikedir. Tüm yurttaşlarımız ortadan ikiye bölmeye ve birbirini öldürmeye teşvik var, tahrik var. Böyle bir mantığı yayma çabası var. Türkiye için bundan daha tehlikeli ne olabilir Sayın Ülker? Ben daha tehlikeli bir şey görmüyorum. Ben de görmüyorum. Bundan daha tehlikelisi yok. Bu birliğe, bütünlüğe doğrudan dinamiti koyup ateşlemek. Bu söylediği sözlerin yaptırımıyla, hukuki yaptırımıyla karşılaşmadığı takdirde hakim güç, sisteme hakim güç buna prim vermiş demektir. Prim verdiği takdirde ise ülkenin geleceği daha büyük tehlikelerle yüzleşir demektir. Şu ana kadar yargı kurumu bu konuyla ilgili bir refleks göstermedi. Bundan sonra gösterirse de çok belli olacak ki zaten kamuoyu baskısıyla bir refleks göstermiş olacak. Onun da çok bir anlamı olmayacak. Yani şu ana kadar... Ama en azından biz görevimizi yapmış olacağız. Hayır, biz görevimizi yapıyoruz. Bu doğrudur. Bu doğrudur. Ben öbür taraftan bakmaya çalışıyorum. Şu ana kadar bir refleks göstermesi lazımdı. İlgili kurumların, yargının bir harekete geçmesi lazımdı. Elbette. Şu ana kadar geçmedi. Ya bundan sonra geçerse kamuoyu baskısıyla geçmiş olur. Onun da gerçekten anında refleks göstermesi gereken yargı kurumunun çok da içine sinen ya da çok da yasalara bağlı bir hareket içinde olmadığını gösterir diye düşünüyorum. Söylediğiniz çok doğru. Ama yargı kendi özgün refleksini kaybetti zaten Türkiye'de. Problem de burada. Özellikle siyasi konularda yargı mensupları hukuken atması gereken adımları tartmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Yani hukuken bunu yapmam lazım ama yaptığım zaman işte hükümetin hoşuna gider mi gitmez mi? Sonra geleceğimle ilgili bir şeyler kaybeder miyim endişesi taşıyor. Ama mesela hukuken çok suç olmasa da bazı konuların üzerine gitmekte çok daha cesur yargı. Mesela bir siyasi eleştiri yapıyorsunuz, hemen bu siyasi eleştiriyi hakarettir diye dava konusu ediniyor. Neden? Çünkü eğer hükümete, yani yargıya da hakim olan güce yönelik bir eleştiri varsa, o eleştiriyi her türlü eleştiri hakkının bulunmasına rağmen bir üst perdeden değerlendirerek yargı konusu haline getirebiliyor. Cesurca. Evet. Ama eğer sırtını iktidara, hükümete veren biri ise bu çok vahim suçlar da işlese siyaseten, bunu cezalandırmaya, bunu yargı sürecinin içerisine sokmaya çekmekte biraz tereddüt ediyor. Acaba benim konumumu da bu bozar mı diye bu dava. Çünkü bu biliyorsunuz aile, iktidar çevreleri tarafından da bilinen bir aile. Evet. Onunla ilgili bir işlem yapacak. Sırtını da oraya dayamış bir aile. Acaba yapayım mı, yapmayayım mı diye endişe var. Ama benzer bir lafı muhalefetten biri söyleseydi hemen fezlekeler, ne benzeri? Bilmem şeyler, kararlar, mahkumiyetler, gözaltılar üst üste gelirdi. Şu sözlerle alakası olmayan, bu sözlerin milyonda biri edilmemiş insanlar şu anda cezaevlerinde. Evet. Evet, şu anda cezaevinde yatıyor çocuklar. Arkadaşlarımız yatıyor. Bu lafları etmemişler. Bu lafların yanından, etrafından geçen sözler değil. Hiçbir şey değil. Özgür Özel bir açıklama yaptı. Konuşmanın heyecanının içinde gidecekler dedi. Aman yarabbim, kıyamet koptu.
savcılık harekete geçti. Soruşturma başlattı. Hayır, ortada net bir şey yok aslında. Onu da agresif bir şekilde yorumluyorlar. Evet. Ya yani şimdi oradan soruşturma çıkartan sözde de bunu agresif bir üst perdeye taşıyanlar suçlu. O değil. Söylediği sözde bir şey yok. Yani. Yok bir şey, hiçbir şey yok. Bakıyoruz biz de aynı konuşmayı biz de dinliyoruz nihayetinde. Söylediğinde hiç. Oradan soruşturma çıkartan yargı buradan henüz bir şey çıkartmış değil. Problem. Ne halde? Şu sözlerden bu, çıkarmış. Bu 2020 yılında bu Türkiye'nin manzarası. Bu manzara. Ülkemin manzarası nedir derseniz, o vatandaşı vuran bekçi manzarası, bu sevda konuşması, Nusaybin'deki bilmem çocuklara havaya ateş ederek çocukları gözaltına alması, sonunda bir engelli çocuğu tokatlayıp bırakması. Gerçi o polis için gereği yapıldı, soruşturma ama açıldı bunlar, hakkında. Bu cesareti nasıl kendilerinde hissediyorlar? Asıl bunu sorgulamak lazım. Evet, maalesef öyle. Maalesef öyle. Şimdi, yani bu konuya tekrar döneceğiz ama öncelikle... Ya bu ülkede KHK'larla sivil vatandaşların darbe girişimine müdahale etme hakkını düzenlemiş bir ülke değil miyiz ya? Ne kadar yanlış bir düzenlemeydi o? Hala yürürlükte midir merak ediyorum. Bilmiyorum. Hukukçu olmadı. Yok, yürürlükte o. Yürürlükte. Evet. Yürürlükte. Böyle bir şey olur mu ya? Yürürlükte. Bu ülkede silahlı... İşte o varsa bu da böyle konuşuyor. Ya vatandaşlar çatışmanın ortasına sürüklenir mi ya? Bununla ilgili düzenleme olur mu ya? Hangi hukuk devletinde bu vardır? Öldürsen, kessen, biçsen de sorumlu değilsin diyor. Evet. Diyor. Olmaz. Bu yanlış bir şey. Bu ülke anayasal bir ülkedir. Anayasası olan, kanunları olan, hukuk devleti şeklinde olsa vardır. Bu ülkede kurumlar vardır ve kurallar vardır. Kurumların görevleri vardır, yetkileri vardır ve sorumlulukları vardır. Sorumluluğu olmayan hiçbir kurum yoktur. Cumhurbaşkanlığı makamı dahil devlet yetkisi kullanan bu ülkede herkesin sorumluluğu vardır. Sorumluluğu aştığı zaman devlet çarkı onu da cezalandırır. Ve kurallar. Kurallarda asayişi sağlamak. Yasa dışı bir kalkışmayı bastırmak. Devletin kendi organlarının görevidir. Evet. Halkı sokağa dökecek düzenlemeler olur mu ya? Biz o düzenlemeleri yaparsanız işte buralarda ulu orta ülkenin bekasını tehlikeye sokacak konuşmaları bugün biri, yarın öbürü, sonra topyekun hepsi konuşmaya başlar. Bu da bu memleketin ayrılanmaz. Bu gidiş iyi değil. Sayın Ülker, bu gidiş iyi değil. Evet. Şimdi AVM'ye gideceğiz. Değerli izleyenler, malum bugün ayın 11'i ve AVM'lerin açılma günü. Normalleşme, normal hayata dönüşün ilk adımı AVM'lerle oldu biliyorsunuz. Şimdi arkadaşımız Engin Açar İstanbul'da Kanyon AVM'nin önünde. Hazır mı arkadaşlar Engin? Evet. Şimdi Engin, öncelikle kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Bugün anladığım kadarıyla bir parça daha orada gibi duruyorsun. AVM'ler açıldı. Görebildiğin kadarıyla, tanık olabildiğin kadarıyla bir, o AVM en azından bugünkü açılışa nasıl hazırlandı? Bir. İkincisi, vatandaşların şu anda ilgisi var mı yok mu? Açıldı, hoba hadi hep beraber gidelim noktasında mı? Yoksa insanlar, vatandaşlar oldukça dikkatli ve tedbirli mi geliyorlar oraya? Nasıl bir tablo var, atmosfer nedir? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum İsmail Dükel. Hafta sonu için uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının hemen ardından bugün AVM'ler artık an itibariyle açılmış durumda. Kameraman arkadaşım Saadet Aratyan'la birlikte kapısının önüne doğru gidelim. Kanyon AVM'deyiz şu anda. İsmail Dükel, AVM'lerde son hazırlıklar yapıldı. Açılacak olan mağazaların çalışanları bugün erken saatlerde AVM'lere geldi. Çalışanlar tek tek kimlik kontrolüyle içeriye alındı. AVM'nin içinde yerlerde sürekli ikazlar görüyoruz. Kameraman arkadaşım
yaklaşım gösterecektir. Şöyle bir barikat var. Bu barikatın içinden geçiyor vatandaşlar. Güvenli bir şekilde alınıyor. Sağlığınız için sosyal mesafenizi koruyun diye buraya sürekli yere uyarılar yapılmış bir durumda. Dilerseniz biraz daha ilerleyelim. AVM'nin girişinde bizi neler bekliyor? Şu şekilde buraya geldiğimizde dezenfekte etmemiz için, içeriye gelen müşterilerin kendilerini dezenfekte etmesi için buraya bir dezenfektan bırakılmış. Devam ediyoruz yine. Sağ ve solumuzda barikatlar var. Yerlerde de yine görüyorsunuz ikazlar var. Burada İsmail Dükel, içeriye giren müşterilerin, içeriye gelen vatandaşların ateşini ölçmek için termal bir kamera var. Eğer ateş belli bir seviyenin üstündeyse hiçbir şekilde içeriye alınmıyor. Bir sağlık hastaneye gönderilmesi isteniyor içeriye gelen vatandaşın. Devam ediyoruz. Bu şekilde. İsmail Dükel, bugün kanyondayız ve burada beklenildiği bir kalabalık yok. İlk gün henüz erken saatler olmasına rağmen kameraman arkadaşımla beraber şöyle gösterelim sizlere de. İnsanlar bugün fazla bir yoğunluk göstermedi diyebiliriz. Kanyon AVM için şu anda açık olan mağazalar yok. Hala temizlik yapan mağazalar da var. Tabii ki belli başlı önlemler alındı. Bunlardan birkaçını sıralayacak olursak, demin de dediğimiz gibi AVM'ye girişte tıbbi maske takılacak ve maskesi olmayanlar hiçbir şekilde içeriye alınmayacak. Az önce göstermiştik, girişte ateş ölçümü yapılıyor. Anonslarda sık sık AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması isteniyor. Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyeler kullanılmıyor. Yine asansörlere kapasitenin 3'te 1'i sayıda kişinin binmesine izin veriliyor. Bu sayı asansör girişinde zaten belirtiliyor. Yürüyen merdivenler, bantları ve diğer ortak alanların kapı kolları, trabzanlar, asansör düğmeleri gibi sık dokulan yüzeyler günde en az 3-4 kez temizlik ve dezenfeksiyonla bunların temizliği sağlanıyor. AVM tuvaletleri yine el yıkama ve maske kullanımıyla ilgili afişler asıldı buralara. El kurutma makineleri hiçbir şekilde kullanılmayacak. Bu karar açıklandıktan sonra en çok tartışılan konulardan biriydi. AVM'lerin havalandırma sorunu. AVM'ler etkin şekilde ve dış ortamdan havalandırılmaya başlandı. Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimi çok daha sık ve düzenli olarak yapılıyor. Klima santrallerinin normal temizlik periyotları yine kısaltıldı. Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmıyor ve yine havalandırma gece bina kullanımında değilken dahi sürdürülüyor. Daha az hava miktarıyla da olsa gece boyu havalandırma sistemi çalışmaya devam ediliyor. Deneme kabinlerinde kalma süresi 10 dakikaya indirildi. AVM içindeki iş yerlerinde alınacak önlemleri de sıralayacak olursak, mağaza çalışanları mutlaka maske takacak. Girişlerde ve kasalarda el antiseptiği bulundurulacak. El antiseptiğin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilecek. Müşterilerin iş yerlerine tek başlarına girmeleri sağlanacak. Mağazaya 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri alınacak. Şu anda Kanyon AVM'de kameraman arkadaşım Arat Saadetyan'la birlikte sizlere gelişmeleri aktardık. Gün içerisinde yeni gelişmelerle tekrar sizlerle olacağız. Evet, Engin Açar ve kameraman Arat Saadetyan, değerli izleyenler, bizlere en azından İstanbul'daki alışveriş merkezlerinden en büyüklerinden birisi Kanyon. Kanyon'un içini gösterdiler. Oldukça tenha, oldukça sakin başlamış. Belki ilk gün, belki ilk saatler onun belki tenhalığı vardır. Ama gördüğüm kadarıyla en azından vatandaşların hani hadi açıldı bir gidelim noktasında hareket etmedikleri çok açık, seçik, belli. İnsanlar kendi tedbirlerini almaya devam ediyorlar. O anlaşılıyor görüntülerden anladığım. Etrafta dolaşan birkaç kişi belki müşteriydi, belki değildi ama AVM çalışanı olmaları da sanıyorum yüksek olasılık. Bilmiyorum, nasıl değerlendirdiniz görüntüleri? Değerlendiriyorum. Evet. Vatandaşlar AVM'ler açıldı diye hurra AVM'lere hücum etmemişler. Evet. Durum onu gösteriyor. Hatta ilgi de duymamışlar. İlgi de duymamışlar. Yani bu ilgisizlik nereden kaynaklanabilir? AVM'ler sadece alışveriş yaptıkları yerler değildi insanların. Aynı zamanda işte yemek yedikleri, vakit geçirdikleri, yemek yedirdikleri, sinema. Sinemaya gittikleri, oturdukları. O arada vitrinleri seyirmek, izlemek, gezmek. O da bir
eğlence, ailece birlikte çıktıkları, yaşadıkları bir ortamdı. Ama şimdi restoranlar, kafeler açık değil, sinemalar açık değil. AVM'nin kendisinin açık olması herhangi bir şeyi alma niyetiyle gitmeyi ancak bir ihtiyaç halinde ama bu ortamda da insanlar artık şu elbisemi değiştireyim deme ihtiyacı içerisinde değiller. Abi gömlek alsam deme ihtiyacı içerisinde değiller. Yani ben bakıyorum sadece ailenin mutfak ihtiyaçları %90 alışverişin %90'ı şu buçuk aylık süre içerisinde doğrudan doğruya mutfak ihtiyaçlarına yönelik. Mutfak ihtiyaçlarına yönelik ama orada dahi bakın orada dahi talepte düşüş var. Yani mutfak buradan gelelim ekonomiye. Evet. Mutfak ihtiyaçlarında dahi talepte düşüş var. Yani bazıları şöyle bir kurgu yapabiliyorlar. Efendim işte insanlar paralarını en lüzumlu alanlara harcayacaklar. En lüzumlu, en zorunlu harcamaları ise beslenme, gıda ile ilgilidir. O halde gıda talebinin artmış olması lazım diye düşünüyorlar. Ekonomi o kadar en azından vücut direncini güçlendirecek bir takım gıdalara ihtiyacı var bu milletin. Elbet. Evet. Yani sürekli pandemiyle ilgili yapılan açıklamalar aman beslenmenize iyi bakın. Aynen. Yeterli vitaminleri alın. İşte şu meyve öbür yiyecek işte sizin bağışıklık sisteminize iyi gelir. İhmal etmeyin falan gibi de yayınlar var. Evet. Buna rağmen gıda talebinde dahi düşüş vardır. Neden bu düşüş var, talep düşüşü var? Şundan dolayı. Bir kere toplu gıda alımı yapan yerler kapalı. Kafeler, restoranlar, kahvehaneler, bunun ötesinde turistik tesisler, oteller. Bunlar kapalı. Bunlar daha çok toplu alım yapan yerler. Buradaki talep ortadan kalkınca toplam gıda talebinin düştüğünü gözlemlemek doğal bir şey. Hatta ben aksine bu dışarı çıkmada bazı kurallar, prensipler olduğu için normalde ailelerin gıda talebinde düştüğü gibi bir izlenim içerisindeyim. Zorunlu harcamasını yapıyor ama ne olur ne olmaz süreç kötüye gidiyor, yarına param kalsın. Yani tasarruf eğilimi var. Yani tasarruf eğilimi birçok aile tasarruf yapacak güçte değil de elindeki tasarrufa imkan vermeyen parayı bile yayarak harcama şeyi var. Tutkusu, duygusu var insanlarda. Peki talebin böylesine düşmüş olması ne anlam ifade ediyor? Ekonomide çarkların durması anlamına geliyor. Bir piyasa ekonomisinde ekonomiyi tetikleyen temel şey taleptir. Yani talep yoksa ekonomik faaliyet yok demektir. Şimdi talebin olmadığı bir ortamda fabrikalar üretim yapar mı? Yok. Yapmaz. Çünkü ürettiği mal başına bela olur. Stok maliyeti binecek ondan sonra. Ürettiği mal başına bela olur. Evet. Bir ara hani bu koronavirüs salgınının başlarında ya işte ABD'de falan petrolü bedava veriyorlarmış falan diye bir şey çıkmıştı. Evet. Çünkü stoklama maliyeti var. Stoklama maliyetini fiyatlar öyle düşmüş ki karşılamıyor. Alın götürün diyor. Daha fazla zarara girmek istemediği dolayısıyla, için bedava veriyor. Eğer talep yoksa ekonomide ürettiğiniz mal başınıza bela olur. Üretim maliyetleriniz zaten ayrı bir bela ama onu elinizde tutmak bile bela olur. O halde talebe bakacaksınız. Talebe baktığınızda da açıkça söylemek lazım. Bu ortamda bütün malların ve hizmetlerin talebi azalmıştır. Hastanelerde bile talep azalması var. Yani müşteriyi, hastaları talep sayarsanız düşüş var. Nasıl düşüş var biliyor musunuz? Korona nedeniyle kimse hastanelere gitmek istemiyor. Evet. Yani başı ağrıyor mesela. Eskiden başım ağrıyor, bir doktora gideyim. Acile giden çok insan ya, olurdu, artık yok. Dişini yaptırmayı bile erteliyor insanlar. Doğru. Veya karnımda bir ağrı var, ya bu karın ağrısı gidip bir baktırayım falan diyordu eskiden. Şimdi öteki ya mi? Geçer biraz bekleyin bakayım diyor. Geçecek mi, geçmeyecek mi? Bir hafta sonra da geçince tamam bitti diyor. Yani en çok hastaneler, sağlık kurumları göz önünde, onların talebinde dahi azalma var. Diğer tüm şeylerde azalma var. Böyle bir ortamda ekonomi iyi değil. İnsanlar zaten
pek çok iş yerinde, iş yerleri kapandığı için bir taraftan hükümetin genelgeleriyle, bir taraftansa talep yetersizliği nedeniyle iş yerleri kapandığı için pek çok insan zaten işsiz kalmış vaziyette. İnsanların işsiz kalması, işsizliğin artması da talebi azaltan bir şeydir. Tabii. Yani işsiz kalanlara devlet ne verdi? Hiçbir şey. Yani hiçbir şeyi şundan söylüyorum. Esnaf. Bütün dükkanlar kapalı esnaf. Bir kere dükkan sahipleri kapısına kilidi vurduğu andan itibaren onu işsiz saymak lazım. Tabii. Çalışmıyor iş yeri çünkü. Ve çalıştırdıklarını peki, da. Bunların cari giderleri var bir de. Sürekli ödemek zorunda kaldıkları giderleri var. Dükkan kiraları var mesela. Ve bunlar bu cari giderleri sürekli karşılayan ama işsiz kalan insanlar. Ayrıca o iş yerlerinde çalışan insanlar var. E bu çalışan insanlar ne oldu? İşte iş yasamıza göre işte belli bir geçici süre işsiz kalanlar işsizlik fonundan işsizlik parası alırlar 10 ay. Evet. Maaşının belli bir oranıyla bağlantılıdır bu. Onlar alıyorlar hadi. Yasal olarak belli şartları yerine getirmek koşuluyla. İşte 450 gün vesaire en az çalışmış olmak vesaire gibi. Peki o koşulları yerine getiremeyenler ne oldu? Hükümet de dedi ki yine onlara da işsizlik fonundan 1168 lira vereceğiz dedi. Evet. Yani 5000 lira maaşla çalışıyorsanız veya 3000 lira maaşla çalışıyorsanız 1168 liraya düşüyor maaşınız. Yarıya iniyor. 3'te 1'e, 5'te 1'e iniyor yeri geldiğinde. Bu ister istemez gelirin azalması demek, talebin durması demek. Ve o insanın nasıl geçineceğinin bir sorun olduğunu gösterir. İş bundan da ibaret değil. E peki Türkiye'de kayıt dışı o kadar çok işsiz var ki. O kadar çok kayıt dışı işsiz var ki. TÜİK'in resmi işsizlik rakamlarında bile çalışıyor görünenlerin %30'u kayıt dışı. Yani emeklilik hakkı yok, sağlık sigortası yok, kayıt dışı. E peki bu kayıt dışı kişiler ne olacak? Bu kayıt dışı kişiler bu demin söylediğim paralardan yararlanamazlar. Nasıl yaşayacaklar bunlar? Bunlara hükümet ne verdi hayatlarını idame ettirebilmesi için? Hiçbir şey. Vakfuk fondunun listesinde olanlara işte şey veriyor. 1000 lira veriyor bir defaya mahsus olmak üzere. Ya o 1000 lira dediğiniz nedir ya? 1000 lira dediğiniz 10 günde biter. 100 günde 100 lira harcasa. 100 lirayla geçinmek de bu ortamda mümkün değil de. Yani çay simidi hesabına dönersek şimdi zor. Çay simidi döndük müydü? 3 günde biter zaten. Aile 3 gün boyu çay simidi ise, çay içse simit yese o para biter. Son bir dakikamız bu arada. Ve dolayısıyla ekonomi gerçekten çok zor durumda. Ve bu yaşlıların dün 4 saat miydi? Evet 4 saat. 65 yaş üstünün sokağa çıkma izni vardı. Bence günün fotoğrafı oydu. Siz bazı fotoğraflar verdiniz. Bir 65 yaşına aşkın amca ayakkabı boya sandığı var. İzmir'de değil mi? İzmir'de onunla evet. Geçiniyor. Ayakkabı boyayarak yani seyyar. Bu da kayıtlı bir mükellef değil tabii. Sandığıyla çıkıyor. 4 saatte boyayıp kazanacağı parayı hesap sokağa ediyor. Sokağa çıkma yasağı da var bu arada. Normal yani 65'in altındakilere de yasak. Buna rağmen bir umut demiş çıkmış. Çıkmış evet. Bir umut demiş çıkmış. Yok çünkü vatandaş yok sokakta yok. Yani ya koronadan öleceğim diyor bakıyorum. Ya evde açlıktan öleceğim diyor. Evet. Ve şansını deniyor. Bu işte şu andaki ekonominin evet, manzarası. Günün fotoğrafı. Ama bu manzaranın derinleşmesinde ve ağırlaşmasında hükümetin izlediği yanlış politikaların çok büyük etkisi var. Kara kışa hazırlıklı girmek lazım biliyorsunuz. Evet. İyi dönemlerde tasarruf etmeniz lazım. Birikiminizi artırmanız lazım. Ama bu hükümet dünyanın hiçbir yerinde kriz yokken ülkeyi krize soktu. Kefen parası dediğimiz Merkez Bankası'nın
ihtiyat akçelerini, karlarını, hepsini nereye harcadığı belli değil. Harcadığı. Gerçi belli aslında. Belli tabii. Yani nereye gitti belli işte. Müteahhitlere hala ödüyoruz. Yandaş müteahhitlere hala evet, kamu özel işbirliği ödemelere devam ediyor. Hem de dolar üzerinden evet. ödüyor. Belli yani nereye gitti. Ve ülkeyi korona virüs salgınına hazırlıksız ve birikimlerini bitirmiş olarak taşıdı. Onun için burada büyük bir sorun var. Bu sorun hükümetin kendisi ve maalesef vatandaşımız aş, iş, üretim ve yaşama derdinde. Allah sonumuzu hayreyle. Amin. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim sizlere teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız. Bizimle beraber oldunuz. Bizim memleketin meselelerini konuştuk. Yarın saat 11'de yine burada olacağız inşallah. Ve memleketi sizlerle yine konuşmaya devam edeceğiz. Yani evde kalın ve hoşça kalın.